Almanya'da komisyon kararı ya da komisyona başvuru nedir? Bununla ilgili çalışmalarda bulunacağız. Almanya'da iltica'dan ret alan bir kişi, yani mülteci dairesinden ret aldı, mahkemeye başvurdu, mahkemeden ret aldı. Tekrar ikinci defa müteakip iltica başvurusu yaptı, oradan da ret aldı. Artık ülkeden deport edilme aşamasına geldi demektir. Bu aşamada son bir imkanlardan bir tanesi olan eyalet komisyonuna başvuru yapma hakkı karşımıza çıkmaktadır. Ancak eyalet komisyonuna başvuru yaparken genelde mahkeme kararında şöyle yazmaktadır. Yapılan diğer başvurular vesaire deportu ve yürütmeyi durdurmaya engel değil. Yani deport ve yürütmeniz açık, her an deport edilebilirsiniz manasına gelmektedir. Ancak eyalet komisyonuna başvuru yaptığınızda eyalet komisyonu dosyanızı tekrar yeniden inceleyecektir. Ve inceleme aşamasında yani kendisine sizin dosyanız ve dilekçeniz ulaştıktan sonra yabancılar dairesine, mahkemeye ve deport birimine bu kişiyle alakalı dosya bize ulaşmıştır. Gerekli incelemeleri yapacağız. Gerekli bilgilendirmeleri size ulaştıracağız şeklinde bir bilgilendirme maili ya da mektubu gönderilmektedir. Eyalet komisyonundan gelen cevaba göre de sizin Almanya'da kalma hakkınız netleşecektir. Eğer olumlu cevap verirlerse 6 aya kadar size Almanya'da kalmak için geçici oturum verebileceklerdir. Bu oturumu aldığınız takdirde hemen Ausbildung dediğimiz mesleki eğitim ya da çalışma yöntemi ile diğer oturum seçeneklerini değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Eyalet komisyonu son köprüden önceki son çıkıştan bir tanesi. Eyalet komisyonu da olumsuz cevap verdiği takdirde sizi ülkeden deport edeceklerdir. Deport ederken de kendi ülkenize gönderebilecekleri gibi derseniz ki ben kendi ülkeme gitmek istemiyorum, o zaman Türklere vize uygulamayan diğer ülkelere gönderebilirler. Gönderirken de siz ben şu ülkelere gitmiyorum diye belge vermeniz gerekmektedir. Gitmek istemediğiniz ülkelere sizi göndermeyeceklerdir. Ancak burada önemli üstünde durduğumuz konu eyalet komisyonuna başvuru yaptığınız takdirde gideceğiniz tekrar yeniden değerlendirilecektir. Bunu dikkate almanızı tavsiye ederim. Bizi izlediğinizden dolayı teşekkür eder. Bir sonraki video çalışmamızda görüşmek üzere.